Evet, sevgili arkadaşlar, selamlar, merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videonun konusunu genel davranış prensipleri, genel davranış biçimleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplum hayatındaki uyulması gereken, özen gösterilmesi, dikkat edilmesi gereken bazı davranış şekillerine değinmek istiyorum. Biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi sosyal hayatta her ülkenin, her kültürün kendine özgü bazı özel yanları var. Kendine özgü kuralları var. Hani malum bunlar yazılı olmayan kurallardır, kanun değildir ama bir kanundan daha güçlü olarak toplumun şeyine işlemiş durumdadır. Yani DNA'sına, toplumun sosyal kodlarına işlemiş durumdadır. Bunlara özen gösterilmezse, ya bu olmazsa olmaz şekilde bir durumlardan biridir. Burada malum konumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam, Amerika'da yaşam olduğu için ben bu konuya biraz özen göstermek istiyorum. Şöyle bir geriye, kanalımdaki videolara geriye dönüp baktım. Biliyorsunuz beni tanıyan arkadaşlar zaten gayet iyi bilirler. Kanalımda birçok konuya değinen, işte bir şekilde bir bilgi ve içerik sunmaya çalışan birçok bir videom var. Yani bunların içinde sağlık sigortasından tutun, emeklilikten tutun, ehliyetten tutun, iş aramaktan tutun da birçok konuda var. Bence bu da onlar kadar, yerine göre bence onlardan da daha önemli olabilecek bir bilgi, bir paylaşım. Bunun farkında olunması, farkında varılması gerekiyor. Evet, konumuz neydi? Buna kısaca ne diyebiliriz? Amerikan yaşamındaki sosyal davranış biçimleri, yani toplumla insanlar arası, insan ilişkileri arasında düzenleyen davranış biçimleri. Bunlar her şekilde ve her yerde geçerli olan şeyler. Yani bir iş yerine gittiğiniz zaman, bir ofis ortamında çalışırken de, bir ne bileyim bir mağazaya girdiniz, oradaki mağazadaki görevliyle konuşurken de, belki bir tanıdığınızdan muhabbet ediyorsunuz, bu onun evine gittiniz yahut da onlar sizi ziyarete geldi veyahut da beraber siz bir yerde yemek yiyorsunuz, bir restoran ettiniz orada. Restorandaki garsonla, ne bileyim bir iş mağazadaki elemanla, genel günlük küçük görünen, yani şey olarak, yani hani önemsizmiş gibi görünen ama aslında baktığınız zaman bayağı bir ağırlığı olan, toplum hayatında yeri olan şeyler bunlar. Şimdi birkaç örnek vererek başlayalım bunlara. Aklıma gelenler, başlıcaları bir kere şunlar. Bir de bunların ben ortamlarına göre de, yani sosyal kurallar ve bunların ne bileyim en çok daha çok geçerli olduğu ortamlar şeklinde bunlara da değinmeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi ofis ortamı. Yani çalışma ortamı, çalışma ortamı derken de bir ofiste, tipik bir aklınıza geldiği şekilde, yani bir ofiste çalışma ortamı. Ofis her şekilde işte olabilen bir ofis. Yani herhangi bir spesifik bir endüstriyle, bir sektörle konuşmuyoruz. Yani herhangi bir ofisteki ortam. Amerika'da iş hayatında, ofis ortamında, burada Corporate America diye geçen, tekrar ediyorum, bu lafı böyle bence aklınızda tutsanız iyi olur. Corporate America. Corporate America, Amerikan corporation ortamındaki geçerliliği olan kurallar. Onlara değinmek istiyorum. Burada üç tane hiç bahsedilmemesi gereken şey vardır. Yani üzerinde konuşulmaması gereken, asla değinilmemesi gereken üç tane ana başlık var bu ortamda. Yani corporate office ortamında Amerika'da. Bunlardan biri din. Bunlardan ikincisi politika. Üçüncüsü ise cinsellik. Bu üç konuya ofis ortamında çalışanların günlük interaction'larında, yani günlük iletişimlerinde asla yer verilmemesi gereken, asla yer almaması gereken konular. Şimdi malum insan, yani insanız. Şimdi biz sabah işte kalktık, işimize gittik, ofise girdik, günaydın dedik, sağımızdakine, solumuzdakine neyse, oturduk masamıza, değil mi? Şimdi çalışmaya başladık. İşte biraz zaman geçti filan, baktık öğlen vakti geldi. İşte kafeteryaya gittik, bir şeyler yiyoruz. Orada birkaç arkadaşı gördük, ofiste çalışan kişiyi gördük. Yani ne yapacağız?
Biraz da tanışıyorsak eğer, yani orada bir iki merhabamız varsa, en azından bir selam vereceğiz. Nasılsınız diyeceğiz falan filan. Yani insanız değil mi? Şimdi bu kurallar neden konmuş? Bu kurallar neden bu kadar geçerliliği var? Amerika Birleşik Devletleri'nin toplum yapısı itibariyle toplumda birçok değişik tabanlı katmanlar olduğu için her bakımdan, yani etnik bakımdan, din bakımından, ne bileyim ulusal köken bakımından, ırk bakımından, birçok bakımdan olduğu için bu gibi konuların bugüne kadar Amerikan çalışma hayatını düzenleyen kurallar diyelim. Şunu çok iyi görmüş ki politika konuşmak, politika tartışmak veya din konularında tartışmalara girmek kesinlikle hiçbir şey getirmiyor, hiçbir faydalı bir şey getirmeyeceği gibi, aksine üretkenliği düşüren, direkt olarak üretkenliği engel olan şeyler. Zaten en başta konu üretkenliktir. Yani Amerikan çalışma hayatındaki faktörlerin, kuralların belirlenmesinin arkasındaki en büyük faktör, üretkenlik faktörünün en iyi şekilde korunması, pardon, korunması, garanti altına alınması ve onun geliştirilmesidir. Şimdi diyelim ki bir ofis ortamında iki kişi var. Bunlar bir şekilde siyaset üzerine konuşuyorlar. Tam zıt görüşteler. Birbirlerine tamamen zıt görüşler. Ve bu zaman içerisinde ciddi, böyle derin tartışmalara, hatta kavgalara evrilmekte. Bu şekilde bu genişlerse buna bir üçüncü kişi, dördüncü kişi, beşinci kişi de müdahil de olabilir. Bu ne derler, ateşli tartışmalara. Şimdi düşünün, bu ortamda günde 8 saat insanların orada bulunmasının tek nedeni, günde 8 saat üzerinden o firma o insanlara neden maaş veriyor? Günde o 8 saat boyunca mümkün olan en iyi üretimlerini yapabilsinler, işlerini en iyi şekilde yapabilsinler ki, değil mi? Sonuçta bütün bunlar aslında o şirketin burada bottom line denen, yani muhasebedeki o kar marjına yansıyor. Muhasebe sistemindeki aslında kar marjına yansıyor. Yani çalışanların, elemanların verimliliğinin ölçülmesi durumunu çok iyi beceren, bilen, yapan bir ülkedir Amerika. Ve bu insanların bu şekilde tartışmalara girmeleri ise sonuçta onların üretkenliğini düşürecek. Çünkü akıllarını, dikkatlerini işe vermeleri gerekirken oradan ayıracaklar bu zamanı, enerjiyi ve dikkati. Hadi birbirlerinden didişmeye verecekler. Bu siyaset olabilir, bu din olabilir. Cinselliğin de apayrı bir yeri var. O da neden? Biliyorsunuz her ülkede olduğu gibi artık, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ofis ortamında kadınlar erkekler, değil mi? Şimdi burada birçok firmada özellikle sexual harassment denen bir olay var. Bunun üzerine bir sürü ayrıntılı kanunlar var, kurallar var ve buna çok özen gösterilmesi gerekiyor. Hatta bununla ilgili, ya ben çalıştığım firmadan biliyorum, birçok insana, kadın ve erkek, herkese videoları vardır. Training videoları, yani eğitim videolarında mesela sexual harassment nedir? Neler sexual harassment sayılabilir? Nelere dikkat etmeliyiz? Bir erkek örneğin bir kadınla konuşurken iş ortamında ne şekilde bir konuşma, kullanılan kelimeler, vücut dili, fiziksel olarak aradaki mesafe, tavırlar, hareketler, ifadeler, yüz ifadeleri, bütün bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortada karşı tarafın bir cinsel bir şekilde, şuna rahatsız edici diyeyim, yani taciz de demeyelim de rahatsız edici bir pozisyona girmemesi için, bilhassa bir kadının bir erkek tarafından. Yani birkaç örnek vermek gerekirse, bir erkek ofis ortamında bir kadınla konuşurken belirli bir mesafeden, buna hatta personal space diye geçer, bu çok önemlidir Amerikan kültüründe. Personal space çok çok haddinden fazla önemlidir. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Buna da değineceğim. Bir erkek bir kadına konuşurken ofiste, konuşması da gerekebilir. Şart da olabilir. Yani örneğin kadın diyelim ki adamın üstüdür ve odasına çağırmıştır. Veyahut da hallway'de, yani işte yürürken şeyde, salon demeyelim de, yani ofis ortamında rastlamıştır. Ha, bir dakika, sana bir sorun var. Şunu şunu yaptın mı? Bu sana vermiş olduğum bir şey vardı, proje vardı. Bunun sonucu işte, yaklaştın mı, nasıl yani, bitmek üzere mi falan gibi işle ilgili sorular sorabilir. Şimdi bu adamın bu kişiyle, bu kadınla konuşurken diyelim ki
dediğim gibi kadın da örnek olarak onun üstü olsun. Ne yapması gerekiyor? Duracak orada, soruyu dinleyecek ve ona profesyonel bir şekilde, profesyonel tavırlarla, vücut diliyle, ses tonuyla, kullandığı kelimelerle ve her şekilde profesyonel bir bütünlük içerisinde, tavır içerisinde cevap vermesi gerekiyor. İşte evet, şu anda hali hazırda çalışıyorum, öbür gün size teslim edeceğim, önümüzdeki hafta başında bitecek gibi bir cevapla daha ayrıntılı sorularda sorarsa tabii onlara da cevap verecek. Ama bu konuşma sırasında, bu erkek bu konuşma sırasında bir şekilde hani kafasında o kadın hakkında bazı şeyler oluşmuşsa da ve bunları da tuhaf ve anlamsız bir şekilde vücut diliyle, el hareketleriyle, kullandığı kelimelerle, bakışlarıyla o kadını rahatsız edici bir tavır içerisine girerse, bu kadın buna bir dikkat eder, iki dikkat eder, bu devam ediyorsa da tatsızlık olur. Bir konuşma olabilir, o adam bir kenara çekilebilir veyahut da hatta eğer kadın çok rahatsız olmuşsa bu tavırlardan, bu kişinin tavırlarından, HR, Human Resources, yani insan kaynaklarına direkt olarak da şikayetli de bulunabilir. Hatta bunun için gayet kolayca da bu şikayetin yapılabilmesi için gene bilgisayar sistemlerinde bütün bu şikayetleri nasıl yapılabilir, nereye başvurulur, hangi numara aranır, nereye e-mail gönderilir, kime sorulur gibi bütün bilgiler mevcut. Yani böyle bir durum var. Dediğim gibi cinsellik, siyaset ve ne demiştik? Din. Bu konulara girilmez. Çünkü bütün bunlar potansiyel olarak tehlikeli. Bir ucu bırakılırsa istenilmeyen, arzu edilmeyen noktalara varabilecek konulardır. En başta buna değinmek istedim. Çünkü arkadaşlarımız arasında bir çalışma vizesiyle gelip bir işe girmiş olan olabilir. Green card almıştır, green card'la iş arıyordur, profesyonel bir kişidir. Türkiye'den profesyonel bir geçmişi vardır. Gene bir ofis ortamından geliyordur ve bu şekildeki hayatını, profesyonel hayatını, kariyerini sürdürmek tabii amacındadır. Onlar için veyahut da Amerika'da turist olarak gelmiştir ama bir şekilde öğrenci vizesine dönüştürmüştür. Oradan işte ofis ortamına girmeye çalışır falan. Bütün bu kişiler için bence ofis ortamındaki bu durumlara ben bilhassa değinmek istedim. Çünkü bunlar eğer dikkat edilmezse cidden bu kuralları ihlal edilen kişileri en azından yani şey olmasa bile bakın arkadaşlar yani hiçbir yere şikayet edilmese bile resmi bir şikayet, bir dava bir şey olmasa bile çalıştığınız ortamda yaratılacak olan şey ne derler gerginlik diyeyim yani havada bir gerginlik hissedersiniz ya o olay oluşur. Ve bunun zararı size olur. Bunun zararı başkalarına olmaz. Eninde sonunda gelir bunun zararı size olur. Sizin üretkenliğiniz engellenir. Neden engellenir? Çalışırken örneğin hiçbir zaman insanlar fanus içerisinde böyle her şeyden izole bir şekilde çalışmıyorlar. Birbirlerinden daimi bir ilişki gerekiyor. Yani sen gideceksin şu kişiden bir bilgi alacaksın, şu kişiye soracaksın, şu kişiden başka birinden bir bilgi alacaksın. Bütün bu şekilde olaylar gelişiyor. İnsanlar devamlı bir şekilde iletişim içerisinde bir şekilde yani öyle ya da böyle. Az ya da çok. Bir iletişim içerisinde. Sen bu şekilde bir algı yaratırsan kendin hakkında böyle yanlış davranışlarda bulunarak doğal olarak senin diğer insanlarla, çalışanlarla ilişkilerin zedelenecek. Bu zedelenmeden dolayı da sen zararlı çıkacaksın. Onlar değil. Yani eninde sonunda çok sıkıntı yaratıyorsan da zaten oradan gönderirler. Yani kimsenin diğer kişilerin şeyine mani olmasını tabii istemeyecekler. Onların üretkenliğine, onların çalışmasına, onların işte işlerine konsantre olmasına mani olmanı istemeyecekler. Ha bakıyorlar ki bu adam çok sıkıntı yaratıyor. Tabii ki gönderecekler. Yani o bakımdan bu konulara özen göstermek gerekiyor. Bu ofis ortamıydı. Bu işin ofis ortamıydı. Bir konu daha var. Onu da değinmeden geçmek istemiyorum. Gene ofis genel kural ama gene ofise de bunu uygulayabiliriz. O da şu. Bunu aslında birçok yerde hatta uyarırlar ve söylerler. Onu da söyleyeyim. Diyelim ki bir aracı kurum ile bir büyük bir firmaya girdiniz. O aracı kurumun oraya yerleştirmiş olduğu bir sürü insan da olabilir. Sadece siz değildir. Mesela sizin yanı sıra diyelim ki 4-5 kişi daha var orada.
Ve de bu kişiler, 4-5 kişi birbirini biliyorlar. Yani işte biz şu kurumla vasıtasıyla bu işe girdik. Ama ayrı ayrı yerlerde, yani belki o üçüncü katta çalışıyor, o ikinci katta çalışıyor. Birbirlerini biliyorlar ama fonksiyonları, yani işleri farklı olabilir. Ama mesela bir kafeteryaya giderler, belki orada görüşürler. Ha merhaba falan, nasıl gidiyor gibi bir muhabbet olabilir, normal. Derler ki, uyarırlar, söylerler hatta en baştan. Sakın ha, kesinlikle hiçbir şekilde kimse kimseye maaşından bahsetmesin. Çünkü bu gene tahmin edebileceğiniz gibi şey konulardan, çok hassas konulardan biri. Kimse kimseye asla maaşından bahsetmesin. Bu tatsızlık çıkarabilecek bir konu. Bu tabii sadece bu kişiler, şimdi örnek olarak vermiş olduğum kişiler arasında geçerli değil. Herkes için geçerli. Bir örnek vereyim, neden diye, yani neden bu kadar hassasiyet var diye soracak olursanız, onu da şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki siz bir aracı kurum aracılığıyla, diyelim bilgi işlem alanında, yazılım alanında çalışıyorsunuz ve bu şekilde bir yere bir consultant olarak, yani danışman olarak bir firmaya aracı kurum aracılığıyla bir pozisyona geldiniz. Şimdi orada doğal olarak çalışan, belki yıllardır çalışan insanlar var orada. Yani kimisi 4-5 senedir orada, kimisi 10 senedir orada falan, kimisi 3 senedir orada. Şimdi böyle bir konuya girersen ve diyelim ki dedin ki, mesela dediniz ki benim maaşım böyle şu, rakam verdiniz. Öbür adam diyebilir ki ya ben işte şu şirkette 4-5 senedir çalışıyorum, şu kadar alıyorum. Bu adam işte geldi birdenbire bir danışmanlık firmasından buraya. Aldığı maaş yani benimkinin bir hayli üzerinde. Şimdi bu tatsız bir durum yaratabilir. Gereksiz yere, boş yere şey yaratıldı bakın. O insanda. Bir şekilde bir, yani bir rahatsızlık yaratabilir. Buna gerek var mı? Yok. Yani o kişinin sizin maaşınızı bilmesine bir kere her şeyden önce iş açısından gerek var mıydı? Yoktu. Bilinmesi gerekiyor muydu? Yoktu. Zaten burada o konuya da ayrıca değineceğim. Gene başka bir başlık altında. As needed basis. Tekrar ediyorum. As needed basis. Yani kişilerin bilmesi gereken olaylar sadece bilmeleri gerektiği kadardır iş ortamında. Oraya daha biraz açacağım bu konuyu. Yani bu bakımdan da kesinlikle, peki sadece iş ortamında, ofis ortamında da değil. Genel Amerika'nın toplum, sosyal hayatında, tüm yani ülkenin kültürüne yayılmış olan, ülkenin her tarafında geçerli olan sosyal hayatında bir insanın başka bir insana ne kadar para yaptığını sorması tabudur, ayıptır, sakınılması gereken, yapılmaması gereken bir şeydir. Kesinlikle sormamanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle bundan uzak durun. Ha arkadaşınız samimidir, çok yakınlığınız vardır, bir samimiyetiniz vardır. O sizin bileceğiniz iş. O başka, onu ben bilemem. Onu siz tayin edebilirsiniz. Ama şimdi ben size doğruya doğru, yani buradaki toplum sosyal hayatında, Amerika'daki sosyal hayatta bir iş yerinde çalıştığınızı varsayalım. Oradaki çalışan insanlar olsun veyahut da bir şekilde komşularınız olsun veyahut da bir şekilde belki bir okula gidiyorsunuz, hani özel ders alıyorsunuz işten sonra akşamları, orada tanıdığınız öğrenci olsun, arkadaşlarınız olsun. Yani sosyal hayatta karşınıza çıkan insanlar vardır, olacaktır. Yani bu bir merhaba olur, bir selam olur, aa falan benim ismim şu, neredensin, şu işte ben şuradan geldim, şunu yapıyorum. Böyle bir muhabbet herkes arasında olabilecek bir şey. Bunda hiçbir sakınca yok değil mi? Şimdi bu muhabbet esnasında adam diyelim ki yani çok büyük samimiyetiniz yok. Yani arkadaşım diyecek, yakınım, dostum diyecek bir samimiyetiniz yok. Ha tanıdık. Arada bir gördüğünüz zaman iyi bir muhabbetim var diyebilirsiniz. Hani iyi bir adama, hoş bir adama benziyor. İyi bir böyle işte arada iyi bir muhabbetimiz var. Şimdi böyle birine gidip de sormayacaksınız işte şeyini, maaşını. Yaş ve maaş. Kadın erkek fark etmez. Erkeğe de sormayacaksınız. Burada yaş ve maaş sormayacaksınız. Biraz önce demiş olduğum gibi yine siz aranızdaki yakınlık derecesini siz bilirsiniz. Uygun hissediyorsanız, görüyorsanız ayrı bir konu. Ama
Genelden bahsediyorum ben. Genelden. Hani şu şöyle bir kıyaslama yapacak olursak, bu Türk kültüründe maalesef oluyor. Hiç tanımayan biri biraz muhabbet olduğu zaman nereden geldin, ne zaman geldin, ne yaptın, nasıl yaptın, kaç para yapıyorsun? Yani öyle bir şey oluyor ki neredeyse yani istersen kardeşim bak şunu demek benim de başıma geldi. Şöyle bir demek şey demek demedim ama yani bu durumda da kalmak istemem onu da söyleyeyim. Hoş bir şey değil. Şunu hissettim yani bakın kardeşim öyle bir şeyler soruyor ki adam bana o da Türk. İşte nasıl geldin Amerika'ya, ne zaman geldin, kaç senedir buradasın, ne yaptın, ne ettin? Yani secereni soruyor derler ya. Ben dedim kardeşim, benim rezümem internette. Arzu edersen adım da bu işte. Git bak her şeyi öğren, ne zaman ne yaptın falan. Yani bunlar konuşulmaz, bunlar sorulmaz. Bu kültürün bu gerçekten hani bir kültürün ana alt yapı taşları vardır. Bu taşlar üzerine bu kültür denilen bir bina gibi düşünün, inşa edilmiştir. İşte bunlar bunun ana yapı taşlarından biri. Bunların şey yapılmaması gerekiyor. Ne derler? Bunların ihlal edilmemesi gerekiyor şey olarak, kural olarak, töre olarak mı diyeyim yani? Töre mi diyeyim, kural mı diyeyim? Yani bunlar çünkü yazılı kanun değil bunlar ama kesinlikle bütün sosyal olarak yani bütün toplumun DNA'sına işlemiş kurallar bütünü bunlar. Kesinlikle sorulmaması gerekiyor. Başka bir şeye daha değineceğim. Bu da direkt olarak Türk toplumuyla Amerikan toplumu arasındaki gene kültürel farklardan biridir. Buna ben yani hakikaten dikkatimi çok çekti. Ben biraz da gözlemlemeyi seven biriyim. Yani ben sosyal olarak sosyal gözlemlemesi olan ya da olduğunu düşünen biriyim. En azından belli bir gözlemlemeye çalışıyorum. Burada kişilerin fiziğiyle ilgili hiçbir şekilde yorum yapılmaz. Kişilerin fiziğiyle ilgili abi samimiyetiniz olur ayrı konu. Çok samimiyetiniz olur. Ama biz genelden konuşuyoruz her zamanki gibi. Bunlar neler olabilir? Overweight dedikleri işte göbeği şöyle kilo almış çok. Boyu şu kadar. Boyu çok uzun, boyu çok kısa falan. Yani fizikle ilgili hiçbir yorum yapılmaz. Türkiye'de de aksine, tam aksine. Hatta bu neredeyse bir sosyal normdur. Hatta bu söylenilmesi gereken bir şey gibi de hissedilir. İnsanlar bunu devamlı söyler. Bilhassa da erkekler de yapıyor da kadınlar bilhassa daha çok yapar Türkiye'de. Türk kültüründe. O da şudur. Mesela iki kadın, iki bayan, bunlar arkadaş, komşu olabilir. Şu olur, bu olur. Yani tanışıyorlar. Belli bir samimiyetleri var. Aa canım hoş geldin. Ne zamandır seni görememiştim. Çok özlemiştim. Sarıldık, öpüştük falan değil mi? Ah canım kilo almışsın. Aa canım bak 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 kilo vermişsin. Ne kilo almışsın, ne kilo vermişsin. Bakın, ciddi söylüyorum. Bu konulara değinilmez. Bu konulara değinilmez. Bu gene şeye giriyor. Privacy denen, burada privacy adı altında geçen Türkçesi mahremiyet. Mahremiyet olan, şimdi diyeceksin ki ne mahremiyeti lan ortada işte. Değil. O konuya değinilmez. Bunlar özel, confidential olarak kalması gereken, privacy alanında kalması gereken, yani mahremiyet alanında kalması gereken konular. Bunu Türkiye'de söylemenin bir Türkiye'de söyleniyor zaten. Bunun bir zararı işte söylüyor zaten böyle. Ama arkadaşlar bizim konumuz Türkiye'deki yaşam üzerine değil ki. Bizim konumuz Amerika'da yaşam üzerine. Şimdi birisi diyebilir ki sen bunları söylüyorsun bu hepsi yanlış mı? Ben Türkiye'deki yanlış falan demiyorum. Dikkatinizi çekerim. Ben sadece Amerika'daki yaşamda dikkat edilmesi gereken sosyal kurallara ve adetlere bunların getirdiği kurallara değinmeye çalışıyorum. Eğer Amerika'da yaşamak istiyorsanız, bir yaşam kurmak istiyorsanız, bütün bunlar senin dediklerin yanlış. Biz Amerika'daki kuralları niye takip edelim? Biz Türkiye'deki kuralları niye eleştiriyorsun derseniz, tabii ki haklısınız. O zaman Türkiye'de yaşayacaksınız.
Amerika'daki bir yaşamı düşünmeniz gerekmiyor. Yani o benim yapabileceğim bir şey, benim söyleyebileceğim bir şey yok orada. O bakımdan. Tekrar diyorum, burada ben yanlış doğru filan dikkat ederseniz böyle bir yorum da yapmıyorum. Türkiye'deki yanlış, Amerika'daki doğru da demiyorum ya da tersi. Buradaki sosyal adet ve kurallar budur. Bunlara uymazsanız, hangi ülkede olursanız olun, Türkiye'de de Türkiye'de adet ve örf adetlere uymazsanız, ona uygunsuz yaşarsanız, orada da rahatsız olursunuz, rahatsız edilirsiniz. Aynı şekilde burada da böyle. Biraz önce bir örneğini vermiş olduğum gibi, hani iş yerinden, ofis ortamında. Gene aynı şekilde bu şey örneğini de öyle verdim. Yani bir insanın gördüğünüz mesela 3-4 aydır görmemişsiniz bir arkadaşınızı, görüyorsunuz. İşte o 3-4 ay biraz salmış adam, göbek salmış falan. Oo, Türkiye'de öyle değil kardeşim. Vay, bırakmışsın yani şimdi göbeği falan. Önde sakın ha. Hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Sakın söylemeyin. Rahatsız olur. Yani siz sonra şey yaparsınız bundan, aslında rahatsız olursunuz. Bunlar söylenmemesi gereken, üzerine değinilmemesi gereken, konular. Buraya bakıyorum arkadaşlar, şeyle işle ilgili bazen bir mesaj geliyor, bir şey geliyor. Biraz sonra da katılacağım bir şey var, toplantı, orada bir ara vereceğim, tekrar döneceğim. Ama şimdilik devam edelim. Aşağı yukarı bir böyle sanırım bir 5 dakika kadar daha devam edebilirim. Ondan sonra bir ara verip tekrardan döneceğim. Yani burada bakın, hangi konulara değindim ben? Ofis ortamındaki asla değinilmemesi gereken 3 konuya değindim. Sosyal ortamda işte insanlara yaş ve maaşının sorulmaması konusuna değindim. İşte bir de böyle insanların fiziğiyle ilgili yorum ya yapılmaması şeklinde bir konuya değindim. Başka bazı değinmek istediğim, aslında biraz düşünecek olursanız, yani biraz da böyle sosyal ve kültürel konular, yani insanların davranış biçimlerini belirleyen, konuşma tarzlarını belirleyen, bu gibi yani konulara bir inceleyecek olursanız, zaten esasında bu iş gider gider sosyoloji denen bilime gider yani. Ama biraz işte biz bilimine tabii bunun giremeyiz, sosyolog değiliz, ama genel davranış ve tavır biçimleri, hani bir nevi örf ve adetler mi diyelim, adab-ı muaşeret diyelim, biraz daha doğru galiba. Yani Amerikan toplumundaki adab-ı muaşeret tarzındaki şeylere biraz daha ben değinmeye çalışmak istiyorum. Çünkü burada değinecek birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de mesela bir eve çok yakın arkadaşınız olduğunu düşünün. Hatta aileden biri olabilir. Yani kardeşinizin evine gittiniz. Yani şimdi kardeşiniz de evli, çocukları var. Siz de evlisiniz, siz de aileniz var. Ama işte tipik Amerikan hayatında olan insanlar böyle ancak işte Christmas zamanı işte December, yani Aralık 25'indedir Christmas. Amerika'nın en büyük tatili. En büyük tatili. Yani o gün değil, o hafta kapanır yani hemen hemen olduğu gibi. Yani kapanır derken insanlar tamamen tatil modundadır. Onu demek istiyorum. Seyahat ederler filan falan. Bir de Thanksgiving ikincisi, yani Şükran günü. Şurada şey yazılayım da arkadaşlar, bu arada katılacağız ya toplantıya. Orada bir şurada saat, şu anda saat burada 3, 3'e 5 var. İşte biraz sonra katılacağız. Ondan sonra bir ara verir gene devam ederiz. Çünkü aklımda bir sürü söyleyecek şey var o bakımda. Şuradan şöyle alalım şunu. Evet, 2 dakika, 3 dakika sonra katılacağım. Şimdi ne demiştin, ha, Christmas değil mi? Şimdi Amerika malum bir kıta, yani çok büyük bir ülke, bir kıta aslında. Ne bileyim, bir ucundaki bir belki adam oturuyor, ailesiyle yaşıyor. Mesela atıyorum, nerede olsun, Florida'da yaşıyor. Kardeşi de ne bileyim Arizona'da yaşıyor. Şimdi bu adam karar vermişlerdir. Planlar yapılmıştır. Zaten bir ay öncesinden, 2 ay öncesinden yapılır planlar. Christmas haftası ailesiyle beraber uçağa binecek. Ya, daha nispeten biraz daha mümkünse yakınsa arabayla. İşte bu öbür, bakın, akraba ziyareti. Kardeşinin evine gidecek. Kardeşinin evi de büyük de olabilir. Der ki siz geldiğiniz zaman işte burada
kalırsınız. Evim yeterince yerim var benim. Diyelim onlar da 3 kişi bir aile, karı koca çocukları var. Öbür taraftaki de onlar öyle. Benim değil, gelin misafir odam var, size vereceğim. İşte burada gelin kalın. Şimdi gelin kalın da oradaki kalma süresi nedir biliyor musunuz? Yani ben buna değinmek istiyorum. Bu kalma süresi en fazla, bakın en fazla taş çatlasa bir haftadan azdır. Bir haftadan azdır. Çoğunlukla da bir hafta sonu gibi olur. Yani 2-3 bilemedin hadi 4 olsun. Bakın 4. Bir hafta demiyorum. Hani şu Türkiye'deki bir, çünkü biz hani hep söylerler ya misafirperver milletiz falan. Tamam güzel de. Bakın burada o gidip de bir akraba ziyaretinde dahi aylarca kalmak yok. Benim annemle babam geldikleri zaman Florida'da bir akrabamız var. O zaman eşi hayattaydı. Orada bir iki hafta kalmışlardı. Daha sonra ben, eşi Amerikalıydı akrabamızın. Onunla telefonda konuşurken yani böyle bir serzenişe ben tanık oldum. Bu çok doğal bir şey. İki hafta uzun bir süreydi. Yani o yüzden bu sürelerin de gene bu hassasiyetlerle belirlendiğini ben dikkat çekmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar şimdi yavaştan katılıyorum. Şimdilik burada ben bir ara vereceğim. Tekrardan geri döneceğim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Biraz ara vermiştim. Nerede kalmıştık? Şey konuşuyorduk işte, bu gene sosyal kurallar dahilinde, örneğin işte bir arkadaşın evine gittiğinizde kadar kalabilirsiniz. Bu bir akrabanız, yakın akrabanız, kardeşiniz falan olsa dahi kalma süreleri aşağı yukarı ne kadar olabilir? Christmas işte tatiline o yüzden değindik. Çünkü Amerika'nın en önemli, en büyük tatili. Hakikaten bu tatilde birçok aileler, birbirlerinden özellikle uzak yaşayan aileler kesinlikle plan yapıyorlar. Aylar öncesinden birbirlerini görmek, birbirlerini ziyaret etmek için. Hani bu aynı Türkiye'deki hani Kurban Bayramı ziyaretinde, bayramında yapılan ziyaretler gibi düşünebiliriz. Hatta ondan da daha büyük bir şeysi var yani, içeriği var. Bu şekilde, ancak dediğim gibi sürelerde böyle bir hassasiyetler var. O bakımdan örneğin diyelim ki sizi ziyaret eden bir arkadaşınız var. Başka bir eyaletten geldi. Yakın arkadaşınız, samimi arkadaşınız. Diyelim ki siz işte özellikle diyelim evli olduğunuzu farz edelim. Yani evlisiniz, aileniz var. Arkadaşınız diyelim ki bekar, o geldi. Tabii siz dediniz ki tamam canım sen sakın otelde falan kalma. Sen işte bizde kalırsın. Olabilir. Kalabilir. Yani burada bir olabilir yani, burada bir şey yok. Ancak arkadaşınızın, yani sizin evinizde kalan arkadaşınızın bunu, buna dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de eşiniz Amerikalıysa. Yani bu kalma sürelerindeki hassasiyet. Yani bu mesela bir ay olmaması gerekiyor. Öyle demek istiyorum yani arkadaşlar. Ha çok yakın akraba olur, şu olur, bu olur. Durum değişebilir. Başka türlü durumlar vardır. Hani ne bileyim bir yardım söz konusudur. Hani anne baba, yani dede anneanne babaanne filan gelmiştir. Çocuklar, torunlara hani yardımcı olmak filan. Bunlar öyle olan arkadaşım da var. Mesela yıllar boyu buraya çocukları küçükken anneanne gelirdi. Ve böyle senenin yarısı falan kalırdı. Onun tabii ayrı bir yeri vardı, evde odası vardı, rahatı, her şey ayarlanmıştı. O çocuğa, yani toruna işte bak yardımcı olmak şeklinde. Yani orada durum değişiyor. Orada başka bir durum var. Ama normal şartlarda hani ziyaretten bahsediyoruz. Hani derler ya bayram ziyareti, bayram ziyareti uzun olmaz gibi. O şekilde. Bu da böyle. Bu işin şey kısmıydı, ziyaret kısmıydı. Başka aklıma gelen bir şey daha var. Bu da biraz önce bahsetmiştim ya, sonra üzerine değineceğim diye. Personal space denen bir, bunu aynen buradaki şeklinde söylüyorum İngilizce. Açıklayacağım, izah edeceğim ama bunu şimdi Türkçe'ye çevirmeye çalışırsak, çalışacağım, tercüme edeceğim ama önce bunun orijinalini söyleyeyim. Personal space ne demektir? Personal space kişisel saha demek.
kişisel saha. Şimdi ne demek bu diyebilir birçok insan. Çünkü Türk kültüründe kullanılan pek bir kavram değil. Personal space gene privacy olayıyla direkt bağlantılı. Yani privacy neydi? Mahremiyet. Örneğin birkaç örnek vermek gerekirse, hatta bunun şeyleri verilir. Yani bayağı metre olarak ya da işte uzunluk birimi olarak dahi verilir. Amerikan kültüründeki personal space, bir kişi şimdi şöyle düşünün, ayakta durduğunuzu düşünün. Ayaktasınız. Neredesiniz? Nerede olduğunuzu düşünelim. Mesela şeydesiniz, çalıştığınız binadan çıktınız. Yakında bir restoran var. Oraya gideceksiniz. Yoldasınız. O sırada da gene sizi aynı yerden, iş yerinden bir arkadaşınıza rastladınız. O da oradan dönüyor restorandan. Öyle düşün. Öyle bir senaryo kuralım. Bir tabii aranızda iyi bir samimiyetiniz var. Belli bir samimiyet dereceniz var. Öyle diyeyim. Durdunuz. Şöyle ayaküstü iki laf edeceksiniz. Olmaz mı? Olur değil mi? İşte ne var ne yok. Nereden geliyorsun? İşte ben şuradaki restoran etmiştim. Aa iyi falan. Nasıl? Ne yemiştin? Şunu. İşte bu konuşulur bunlar. Yani ne yemiştin? İşte bak onların mesela ne bileyim ben kızarmış tavuğu çok güzel tavsiye ederim der mesela sana. Bunlarda hiçbir beis yoktur bu tip konuşmalarda. Bak sen de oraya bir istersen bir git. Bak şimdi yedim çok güzel kızarmış tavukları var diye böyle bir muhabbet olduğunu düşünün, tamam mı? Ben bu senaryoyu böyle yaratıyorum ki hani göz önüne gelsin, biraz daha canlansın kafada değil mi şey muhabbet ortamı. Şimdi bu ortamda siz ikiniz ayaktasınız değil mi? Binanın öndesiniz yani. Kaldırımın üstündesiniz. Binanın öndesiniz. Biraz ileride de yol geçiyor. Şimdi aradaki mesafe ne kadar olmalı bu iki kişi arasında? İki erkek diyelim bunlar. Bu aradaki mesafe ne kadar olmalı? Aradaki mesafe genellikle bir kolunuzu şöyle uzattığınızı düşünün. Tam uzatın böyle kolunuzu. Şöyle omuzdan ileriye doğru. Bu şekilde bir karşındaki kişiye dokunma mesafesi diyelim. O olabilir. Bu kabul edilebilir bir mesafe. Kolunuzu uzattınız. Adamın sağ omuzuna ya da sol omuzuna dokunabiliyorsunuz. Bu okey. Ancak bunun yarısı kadar olamaz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi diyelim ki bu kadardı. Kolunuzu uzattığınız zaman iki kişi arasındaki mesafeyi şu olarak hayal edin. İki kişi konuşuyor. İşte biraz önceki muhabbet oluyor. Şuraya gelemez. Gelmeyin. Bakın buraya gelmeyin. Burada kalın. Buraya gelmeyin. Bu bir kadınla erkek arasında gene aynı. Gene aynı. Hatta biraz daha bile aslında aynı yani. Aynı. Dikkat etmesi aynı şekilde aynı mesafeyi korunması gerekiyor. Şeyden konuşmuyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani şu pandemi döneminde 2 metre mesafe ondan konuşmuyorum ben. Bu Amerikan kültüründe yerleşmiş olan bir personal space diye ifade edilen mesafe. Bunun pandemiyle de alakası yok. Hani pandemi vardı. Arada 2 metre boşluk bırakın falan olayı. Ondan konuşmuyorum. Bu bir kol mesafesidir. Şu iki kişi arasındaki mesafe. Eğer bir kadınla konuşuyorsanız iş yerinden gene aynı. Ama siz bu kadınla konuşurken şu mesafeye gelmeyin. Onun ayrı bir anlamı var değil mi? Apayrı bir anlamı var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Burada bu şekilde bunlar ayrıntı gibi gözükebilir size. Ya bunlar çok ayrıntı kardeşim. Bu ayrıntılar küçük gibi görünen, önemsizmiş gibi görünen bu ayrıntılar sizin günlük yani Amerikan sosyal hayatınızdaki davranışlarınızı etkiler, algılanmanızı etkiler. Bunlara daha uyum sağlamanız, bunları en kısa zamanda öğrenip uyum sağlamanız sizin hayatınızı kolaylaştırır burada. Aksi takdirde zorlaştırır. Başka bir örnek daha vereceğim. Gene iş ortamından bahsediyorum. Her diğer başka ortamlar için de geçerli ama ben daha ziyade çalışan, ofis ortamında çalışan bir insan için bunların örneklerini veriyorum ama bunlar genellikle her ortamda geçerli. Yani sadece ofis ortamı değil, bu her ortamda geçerli. Diyelim ki şeydesiniz, bir toplantı odasına girdiniz. Çalıştığınız iş yerinde yani.
haftalık toplantı. Her hafta diyelim pazartesi sabahı bir toplantı yapılıyor. Şimdi pazartesi sabahı saat 9'da toplantı odasına girdiniz. Belki orada 4-5 kişi var. Yani çok büyük bir şey değil. Sizin diyelim ki küçük grup takımınızın toplantısı var. Menajer geldi. İşte günaydın arkadaşlar. Her şey nasıl? Umarım iyi bir hafta sonu geçirdiniz filan. Belki bir tatil geçirmiştiniz. Sen mesela diyelim tatilden geldin. Tatilin nasıl geçti? Kendisi tatilden gelmiş olabilir. İşte geçen hafta şuradaydık. Çok iyi tatilimizi yaptık falan. Çok iyi oldu. Çocuklar çok eğlendi falan gibi bir giriş. Bu giriş. Şimdi buradan sonra şeye girilecek. Esas iş konuşmasına. İşte bu hafta neler yapılacak? Şu projeler nasıl gidiyor? Oradaki arkadaşların her birine, değil mi? İşte senin durumun ne? Projenin sen neresindesin? Gibi sorular ve konuşmalar dönecek. Diyelim ki sıra sana geldi. Menajer sana işte konuyla ilgili, senin üzerinde çalıştığın şeyle ilgili bazı sorular soruyor. İşte şu projenin şurası şöyle de geçen hafta onu düzeltecektin. Onu düzelttin mi? Yahut da ne zaman bitecek? Gibi sorular sorar. Şimdi burada belki bir konuşma da olabilir. Yani menajer olduğu için o doğal olarak da biraz daha fazla konuşur. Doğal olarak da çünkü onun bazı şeyleri hani direktifleri de vermesi gerekiyor o bakımdan. Ve burada konuşurken dikkat edin bakın. Göz kontağı çok yaparlar Amerikalılar. Göz kontağı çok önemlidir. Haddinden fazla önemlidir. Bunu da ayrıca üstüne basarak bilahare belirtmek istiyorum. Göz kontağı çok önemlidir. Bakın bir an, şu anda bu kaydı yaparken direkt olarak özellikle şu anda dikkatle kameraya bakıyorum. Yani bakın şöyle de yapabilirim. Sağa bakarım, yukarı bakarım, sola bakarım. Şöyle bir sağa soluma, yanıma yanıma bakabilirim sizden konuşurken. Şimdi ben sizden konuşuyor şeklinde konuşuyorum. Yani sanki siz benim değil mi birebir karşımdasınız. Bir iki kişi konuşuyoruz gibi konuşuyorum ben. Şimdi ben burada bu konunun da üzerine bir dikkat çekmeye çalışıyorum şu anda anlattığım konu üzerine. Şimdi ben bu konunun üzerine göz kontağı üzerine dikkat çekmeye çalışırken bu konuşmada devamlı olarak böyle etrafı kafayı şey gibi dolaştırsam ne düşünürsünüz? Yani biraz komik olur değil mi? Şimdi ama bu çok önemli bir olay işte. Göz kontağı özellikle de böyle durumlarda yani iş toplantısındasınız yani şirkettesiniz. Pazartesi sabahı toplantıya girdiniz ve menajeriniz sizden o hafta yapılacak şeyler hakkında konuşuyor. Sorular soruyor. İşte diyor projenin neresindesin, ne zaman bitecek, nereye kadar geldin gibi. Bunlara senin oturup ciddi ciddi cevap vermen gerekiyor değil mi? Sallamaman gerekiyor. Şimdi sen bu cevapları verirken veyahut da direkt mesela menajer seninle konuşurken olsun, sen ona cevap verirken ol. Yeterince göz kontağı kuramazsan senin hakkında negatif bir algı oluşmakta. Ben bunun ne kadar önemli olduğuna dair başka bir örnek vereceğim. O ayrı ama şimdi oraya geleceğim. Şu anda buradan gidiyorum bu örnekten. Kesinlikle göz kontağını bırakmayacaksınız. Göz kontağı demek de şu demek anlamına gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Göz kontağı kurmak vardır. Bir insanla konuşurken onun gözüne bakarak yeterince yani ona önem verdiğimizi onunla konuşuyoruz. Ona konsantre oluyoruz. Anlattığımız olaya konsantre oluyoruz. Dikkatimiz o kişide demektir. Şimdi bu demek değil ki adama gözlerini dikip hiç ayırmadan böyle bakmak anlamına da gelmiyor. Arada bir şöyle bir yapar insan. Yani şöyle bir aşağı bakar, sağa bakar, yukarı. O normal. Yani böyle gözleri hiç ayırmadan bakmak da biraz şey gibi oluyor. Hani böyle dik dik böyle bakmak olayı vardır ya. Ne bakıyorsun kardeşim gibilerden. O da olmaz yani. Ama anladınız siz. Yani belirli bir miktar. Yani %90 diyeyim %80 ile 90 arası göz kontağını korumak çok önemli. Eğer siz diyelim ki çalıştığınız proje hakkında bazı sorunlar var, problemler var. Yani bir yerde takıldınız, uğraşıyorsunuz olmuyor. İstediğiniz gibi olmuyor. Yahut da menajerin istediği gibi olmuyor öyle diyeyim. Menajer sorular soruyor. O da biliyor orada bir sıkıntı var. O da onun farkında. Ve o sıkıntıyı anlamaya çalışıyor. Yani bu neden bu durumda var? Biz bu durumu nasıl çözebiliriz? Size sorar. İşte nasıl çözmeye çalışıyorsun? Ne tavsiye edersin bu problemi çözmek için? Gerekirse yardım lazım mı? Yani sen yapamıyor olabilirsin.
Belki bir yardım gerekiyor. Başka bir bölümden bir arkadaştan bir yardım alman gerekiyor mu? Gibi sorular sorabilir. Şimdi sen burada bu sorulara maruz kalırken özellikle bu sıkıntılı bir kısmı konuşmanın değil mi? Yani orada da bir sorun var. Sen tam çözüm bulamamışsın. Menajer de sana çözüm buldu mu diye soruyorsa ortada bir sıkıntı var demektir. Ama bu sıkıntı karşısında sen profesyonel olacaksın. Doğru bildiğini, elinden geleni yaptığını ve nasıl çalıştığını ifade edeceksin. Şimdi burada bunu anlatırken gözlerini kaçırırsan özellikle bu anda yani o sıkıntılı anda iyice böyle gözlerini sağa sola falan yukarı mı böyle yere bakmak. Ha menajerin senin hakkındaki o anda ki düşünceleri gayet olumsuza döner. Gayet negatife döner. Çünkü sen onun gözünde şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bir şeyler saklamaya çalışıyorsun. Bir şeylerden bir sıkıntı var. Çözemiyorsun, yapamıyorsun. Ya beceremiyorsun, ya tembelsin gibi, tamam mı? Böyle bir hava yaratıyorsun. Bu göz kontağını yanlış yapar, yani doğru bir şekilde yapmazsan, devamlı olarak gözlerini kaçırırsan. Vereceğim örnek şuydu, göz kontağıyla ilgili. Bu çok çarpıcı bir örnek bence. O da şu, savaşı sırasında, söyleyin onun adını, Vietnam Savaşı sırasında, İşte Amerikalı askerler bir sürü tabii savaş bu yani. Vietcong'la savaşıyorlar ve bir sürü böyle Vietcong'lu askerleri, Vietcong'lu savaşçıları esir almışlar. Onları esir kampına götürmüşler ve de sorguya çekiyorlar. Hani savaş esiri bunlar. Sorguya çekiyorlar. İşte malum savaş sırasında işte nereye ne kazdınız, nereye ne bomba koydunuz, ne mayın koydunuz gibi gibilerden işte sorular. Şimdi Vietnam kültürü ile Amerikan kültürü iki ayrı muhteşem farklı kültürler. Biraz önce ne demiştik? Doğru ya da yanlış yoktur. Yani o Vietnam kültürü bambaşka bir kültür. Bu Amerikan kültürü o da bambaşka bir kültür. Vietnam kültüründe şöyle bir şey var. Doğu Asya, özellikle Asya kültürlerinde. Bu Vietnam'da da var, bu Çin'de de var, Japonya'da da var, Filipinler'de de var, Malezya'da da var. Birçoğunda var. O da şu. Kişi kendinden üst seviyedeki bir mesela patronuna, üstüne, askerse üstüne, iş yerindeyse patronu veya diğer üstlerine, aile ortamında abilerine, büyüklerine, bunun gibi okulda işte öğretmenlerine ve hatta üst sınıflardaki öğrencilere konuşurken direkt göz kontağı kurmaz. Ayıptır diye böyle bir yetiştiriliyor. Vietnam'da öyle yetiştiriliyor. Şimdi burada bakın ortamda ne var? Amerikalı asker Vietnamlı askeri eser almış durumda. Vietnamlı asker bu durumda kendini şöyle görüyor. Amerikalı asker onun üstü oldu şimdi. Yani esir aldı ya. Şimdi hangi şey durumda? Dominant durumda. Hani evdeki baba gibi, abi gibi. Okuldaki öğretmen gibi, iş yerindeki patron gibi bu durumda, savaş ortamında da ona esir alan şey durumunda, üst durumunda. Bu yüzden Vietnamlı asker güya aslında gözlerini kaçırarak saygı ifadesi gösteriyor. Bak saygı ifadesi gösteriyor. Fakat Amerikalı bunu anlamadığı için ve bilmediği için bu durumu kendi açısından değerlendiriyor, kendi kültürü açısından değerlendiriyor. Ne diyor? Adama soru soruyor. İşte nereye koydun, mayınları nerelere koydunuz diye mesela soru soruyor. O aşağı bakıyor, gözünü kaçırıyor. Bu durumda Amerikalı asker bunu şöyle yorumluyor. Bu adam benden bir şey saklıyor. Bana cevap vermek istemiyor. Gözüme bakmıyor çünkü. Halbuki tam hiç alakası yok. Vietnamlı ona saygı gösteriyor aslında. Ama onu anlamıyor. Şimdi bu işte... Bu çarpıcı örneği ben bu yüzden verdim. Bence bu çok çarpıcı bir örnek. Çok keskin hatlarla açıklayan bir örnek bu göz kontağı olayını. Ve göz kontağı olayı Amerikan kültüründe haddinden fazla önemli bir olay. Dediğim gibi bir insana da böyle dövecek gibi dimdik böyle bakmayın tabii. Ama yani artık şey var değil mi? Buna judgment call diyorlar. Sizin judgment'ınıza kalmış. Yani ne derler? Sizin melekelerinize kalmış artık ne kadar. Yani mümkün olduğu kadar kişiyle, konuştuğunuz kişiyle
aradaki iletişimi sağlamış olduğunuzu ifade edin. Aksi takdirde sizi şey olarak algılar, böyle saygısız, yani benle konuşuyor ama yani ben böyle hiç bizi sallamıyor bile, sağa sola bakıyor. Sanki ben umurunda değilim. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir hava yaratır. Bundan kaçının. Bundan kaçının. Bu da işin göz kontağı kısmıydı. Başka bir değinmeyi istediğim gene bir nokta var. O da bir göz kontağı kadar önemli bir şey aslında. Ben bunlara bazı yerlerde, yani bu sosyal ortamlarda, hani adab-ı muaşeret mi dersiniz buna, görgü kuralları mı dersiniz, toplumdaki davranış biçimleri mi uygun, yani o topluma uygun davranış biçimleri mi dersiniz, artık adını siz koyun. Ama anladınız ne demek istediğimi. Bunlardan biri ses tonu. Bakın ses tonu. Şimdi ses tonundan kastım şu. Erkek olsun, kadın olsun. Hani ben şu anda bir erkek olarak erkekler için biraz bunu anlatırken düşünüyorum. Ama bunlar aslında kadınlar için de geçerli. Onu da söyleyeyim. Bir Amerikan toplumu bireysel bir toplum. Buna zaman zaman değiniyoruz canlı yayınlarımızda. Gene de değinmeye devam edeceğiz. Yani bireysel toplum, bireysel olmanın anlamı nedir? Bunları da ben değinmeye devam edeceğim. Canlı yayınlarımızda tekrar ediyorum. Fakat bu iş bireysellikle ilgili bir iş. Bu ses tonu olayı, gene şeyden örnek vereceğim iyi anlaşılsın diye. Bu iş yeri ortamında. İş yeri ortamı, iş yerindeyiz. Örneğin menajerin odasına çağrıldık. Öyle düşünün. Yani sizden bir şey bekleniyor. Ve bir e-mail geliyor size. Siz ofiste oturuyorsunuz masanızda, değil mi? Bir e-mail geliyor. Kimden geliyor? Menajerinizden geliyor. Bölüm menajeri. Belki orada 50 kişi var, belki 100 kişi var. Aynı bölümde çalışıyorsunuz. Direktörden geldiğini farz edin. Direktör, vice president, senior manager. Bu gibi isimler altında olan şahıslardan, pozisyonlardan biri. Diyor ki, veya bir şey de olabilir bu. Direkt e-mail olabilir veya hani bu chat gibi. Ya diyor işte bir 5 dakikan varsa diyor, bir uğrasana benim odaya bir gel diyor. Ha diyorsun tabii, sen şöyle bir ikiliyorsun. Ne oldu, ne oluyoruz, yani ne var, sorun nedir? Çünkü genellikle bir şey varsa ki çağırırlar. Değil mi yani? Gelip oraya çay içmek için çağırmıyor yani. Şimdi menajerin odasına girdiniz. Diyelim ki kapı kapalı. Kapıyı açacaksın, gireceksin. Kapıyı açmadan önce şöyle vurmakta fayda var. Buyur, değil mi? Yani şey, o insana saygı. Kapıyı vurdunuz. Zaten o sizi görmüş olacak, biliyor. İşte gel diyecek filan yani. Kapıyı aç, vur böyle hemen gir. Yani bekleme şey. Kapıyı aç, böyle vurup beklemene gerek yok, onu söyleyeyim. Vur ve gir. Şimdi içeri girdin. Diyelim ki genellikle ceket pek çalışma ortamında giyilmiyor. Ama ben bunu biraz şey olsun diye söylüyorum. Bu olayın üzerine vurgu yapmak için söylüyorum. Bu örneği kullanacağım. Ceket giydiğinizi düşünün. Üzerinizde de ceket var. Gömleğiniz var, kravatınız var ve ceketiniz var. Tamam mı? Şimdi Türk kültüründe, Türkiye'deki şirket ortamında nasıldır? Hepimizin bildiği bir şey. Bu kişi aynı olayın Türkiye'de olduğunu düşün ya. Türkiye'de olduğunu düşünün. Çağırdı. Yine e-mail'le olduğunu düşünün. Çağırdı. Kişi ne yapar? Çalışan. Kalkar, gider. Kapıyı vurur. İçeri girer. Düğmesini ilikler. Siz bu düğme iliklersiniz, iliklemezsiniz. O sorun değil. Yapabilirsiniz. O da olabilir. Duruma göre. Ama konuşma başladığı zaman, mesela belki menajer sizi çağırdı, şimdi size sorular soracak. O bahsettik ya biraz önce, bir proje örneği vermiştik. Onun gibi. O konu üzerinden devam ediyor. Sorun çözülmedi. Diyor ki ya, diyor mesela kardeşim işte bak geçen hafta konuştuk. Bitmemişti. Gene dün baktık. Gene hala aynı sorunlar devam ediyor. Çözülemedi problem. Bizim bunu haftaya vermemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Yani bak kızıştı biraz. Tamam mı?
Yani biraz daha nazikleşti durum şimdi. Ne yapacağız diyor menajer. Bitirmemiz lazım, haftaya bunu teslim etmemiz lazım. Onu nereye getiriyor? Sen hala çözemedin diyor. Şimdi sen burada, senin de diyelim çok haklı nedenlerin var hakikaten, gerçekten. Yani şu, şu ve şu ve şu nedenlerden dolayı bir şeyleri yani engelliyor projeyi, bitiremiyorsun. Onları da güzel açıklayabilecek durumdasın. Biliyorsun işte şu ve şu ve şu ve şu nedenlerden, yani mazeret, bahane değil. Gerçek, ciddi, elle tutulur, legitimate denen nedenler bunlar. Legitimate ne demek? Yani gerçek, ciddi nedenler. Geçerli nedenler. Onu demek istiyorum. Geçerli nedenler. Ama bunları anlatırken şöyle konuşuyorsun. Şimdi bakın efendim. Şimdi şöyle. Türkiye'deki kültürde biraz böyle bir durum vardır işte. Yani şimdi efendim bakın şöyle. Bak. Sakın ha böyle konuşmayın. Bakın. Onun üzerine ben özellikle vurma istiyorum. Ben bunu bu işleri de uzun yıllardır yapıyorum. İnanın bana. Bu şekilde bir durumda kalırsanız, size soru soran üstünüzle konuşuyorsunuz menajerle. Ve size durumun, projenin hakkında sorular soruyor. Sizden o sırada onun beklediği tek bir şey var. O da şu. Haftaya vermemiz lazım, teslim etmemiz lazım. Geciktik. Neden geciktik? Bunu anlamaya çalışıyor adam. Bir, neden geciktik? İki, çözebilecek miyiz önümüzde kalan 3 gün içerisinde ve bunu haftaya teslim edebilecek miyiz? Mesela diyelim o gün çarşamba. Adam sizden bunu öğrenmek istiyor. Şimdi sen orada hem küm hık mık yapma. Biliyorsan bildiğini gür ve yüksek bir ses tonuyla, kendine güvenli, confident, yani sen confident olman lazım kendin hakkında. Kendine güvenli bir şekilde bir şöyle söyleyeyim biraz üstüne vurgu yaparak hani bir erkeğe yakışın bir yakışan bir ses tonu ve derinliği ve ifadesiyle ve vücut diliyle olayı, bu demek değildir ki dayılanmak, delikanlıdan bahsetmiyorum. Profesyonel tavırlar içerisinde orada profesyonel bir erkeğe yakışan bir tavır ve tutum içerisinde ve vücut dili ve ses tonuyla olayı açıkla ve izah et. Adam senden bunu duymak istiyor. Adam senden kem küm hık mık beklemiyor. Türkiye'deki bazı ortamlarda olduğu gibi buradaki adam, menajer, senden biat etmeni istemiyor. Biat eden adam aramıyor. Sorun ve problem çözen liyakat sahibi adam arıyor. Ona uygun cevap vereceksin. Efendim şimdi şöyle olmaz. Efendim tabii haklısınız efendim. Evet efendim. Bunu aramıyor. Problem çözen liyakat sahibi, becerikli adam, işini yapan adam arıyor. Bu vasıfları her şekilde göstermen lazım. Vücut dilinle, konuşmanla, seçtiğin kelimelerle, ses tonunla, her şekilde. Orada karşısında ezilip büzülen bir adam aramıyor. Hele hele öyle bir ezilip büzülme kılıklarına girersen, sen iyice alıyorsun, kendini batırıyorsun onun gözünde. İyice batırıyorsun. Adam diyor ki, sen orada güya kem kem efendim efendim diyerek idare etmeye çalışıyorsun güya. Hani Türk şeyindeki gibi, kültüründeki gibi. Adamın gözünde iyice batıyorsun çünkü diyor ki, Allah'ım bu adam diye yaptı, bilmiyor, ne konuştuğunu bilmiyor. Bu adam ne konuştuğunu bilmiyor. Biz bu adama boşuna para veriyoruz. Bunu düşünüyor adam. O yüzden bu işte ses tonu olayı, biraz önce göz kontak demiştim ya, eye contact. Göz kontağı, göz iletişimi, ses tonu, vücut dili. Ve o profesyonel çerçeve uygun olacak. Profesyonel çerçeve nedir? Onu da biliyoruz değil mi? Hani şöyle delikanlıyız böyle, anladın mı, elimizde tespih var ama o değil. Profesyonel çerçeve. Sokaktaki hırbo değil. Sokaktaki delikanlı değil. Profesyonel anlamda gelişmiş, profesyonel eğitimini almış, yılların profesyonelliği üzerine sinmiş, bunu gösterecek. Ses tonuyla, vücut tonuyla, vücut diliyle, belki de yerine göre kıyafetiyle, ayakkabısından, ceketinden artık bilemem. Bütün bunlarla. Profesyonellik baştan sona hiçbir zaman bozulmadan devam etmek zorunda arkadaşlar. Özellikle de bu yazılı olmayan ancak
toplumun iliklerine kadar işlemiş olan Amerikan toplumunun her toplum olduğu gibi bu sosyal kurallar, bunların anlaşılması haddinden fazla önemli. Burada sizin uyum sağlayabilmeniz ve rahat edebilmeniz bu topluma ne kadar çabuk ve etkili bir şekilde uyum sağlarsanız bu toplum içerisinde o kadar rahat edersiniz. Siz rahat edersiniz. Toplum rahatsız olmaz. Siz rahat edersiniz. Ha yok, uyum sağlayamadınız bunlara. Uyum sağlamadıkça da tepki gösteriyorsunuz. Malumdur, o tepkileri de size sayayım. Bakın, o tepkileri de örneklerini vereceğim size. Bunları da çok gördük. Bunlara uyum sağlamakta güçlük ve zorluk çektikçe gösterilen tepkiler şöyle olur. Bizim orada, bizim memlekette, Türkiye'de, şurada, burada biz böyle yaparız. Biz arkadaşım, sen unut o zaman burayı, geri gideceksin. Sen unut burayı, geri git. Tamam. En güzeli orası. Doğru. O zaman git abi oraya. Burada kalmana gerek yok. Bakın, tekrar diyorum. Biz neden konuşuyoruz burada? Amerika'da yaşam. Amerika'da yaşam her türlü şekilde. Her şeye değiniyoruz. Burada da işte Amerika'da yaşarken profesyonel bir insan olarak, profesyonel bir ortamda bir şirkette çalışan bir adamın bazı senaryolar anlatmaya çalışarak bazı örneklemeler yapmaya çalıştım. Bu sosyal davranış biçimlerini, uygun davranış biçimlerine örnekler vermeye çalışarak. Evet arkadaşlar, benim bu konuda söyleyeceklerim bugün için bunlar, aklıma gelenler bunlar. Sizin aklınıza gelen daha başka şeyler olabilir. Benzeri davranış biçimleri, bu konuyla ilgili başka şeyler aklınıza gelebilir. Onları da rica edeceğim. İlgileniyorsanız eğer bu videonun altına not olarak yazın. Biz yine devam ederiz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.